Merhaba arkadaşlar. Bugünkü projemiz mikro denetleyici tabanlı frekans metre arkadaşlar. Bu gördüğünüz çok basit bir devre. Ama tabii ki azıcık teferruatı var. Mesela PIC16F84 entegremiz programlanabilir entegre. Bunu programlamadan bu devre çalışmayacaktır. En basitinden. Evet arkadaşlar, şimdi devreyi bir inceleyelim. Arkadaşlar 9 volt demiş. 9 ila 12 volt arası istediğiniz voltaj girebiliyorsunuz. Burada bir tane diyot koymuş. Eğer şaş kaza ters voltaj verirseniz devreye zarar vermemesi için. Burada 7805 entegremiz var. Bu entegremizin görevi girişinden ne verirseniz verin yani 6 ila sanırım 24 volttu. 6 ila 24 volt arası ne verirseniz verin çıkışında 5 voltu sabitlemesidir bunun amacı. Bu devremiz 5 voltta çalışıyor yani. Buradan çıkışı LCD'ye girmiş, entegreye girmiş ve buradan devam etmiş. Arkadaşlar şurada şöyle bir devremiz var. Bu devremiz nedir? Bu devremiz frekansın ne kadar zayıf olursa olsun biraz yükseltip entegreye saydırtmak için bir ön yükselteç devresidir arkadaşlar. Burada frekans girişimiz var. Girdik. Kondansatörden elektriksel yükü filtre oldu. Sadece frekans geçti. Her zamanki yaptığımız gibi. Burada bir tane transistör var arkadaşlar. BFR91 kullanabilirsiniz. 2SC3357 kullanabilirsiniz. Ya da RF Power transistör olan bütün NPN transistörleri kullanabilirsiniz. Buradan 5 volt gelmiş. 470 ohm dirençten geçmiş. Biraz zayıflamış. Buradan bir tane bobinden geçmiş. Ve buradan sinyalin gelmesini bekliyor. Geldiği zaman burada sinyalin frekansı kadar burada bir frekans oluşuyor. Ama sinyalin zayıflığından daha güçlü bir frekans oluşuyor. Çünkü burada elektriksel bir yük var. Buradan entegrenin 3. ayağına girmiş. Analog 4 3. ayağına girmiş. Şimdi bu ne işe yarıyor? Arkadaşlar buradaki frekansımız mesela 1 MHz ise yani 1 MHz dediğiniz saniyede 1 milyon tane artı eksi yapan elektrik demektir. Bu çok zayıftır. Bu yükseltir, entegreye girer. Burada entegreye saniyede 1 milyon kez artı eksi yapan bir elektrik girer. Şimdi bu saniyede 1 milyonu sayıyor mu? Tabii ki sayıyor arkadaşlar ama biraz daha farklı. Bunların yani bu mikro denetleyici tabanlı entegrelerin belirli bir kristali olur. Bu kristal bu devre için 4 MHz'dir. Buradaki ve buradaki farkı entegre hesaplar ve frekansı ekrana döker. Mesela 4 MHz saniyede 4 milyon kez artı eksi yapan bir frekanstır. Burası 1 milyon ise bunu kristalin frekansına göre hesaplar ve ekrana döker. Basit mantığı bu arkadaşlar. Ekrana dökülme şeması zaten burada. Şurada bir tane trim potumuz var. Bu ekranın kontrastı yani ışık ayarları ile ilgili, görüntü ayarları ile ilgili. Burada jumper kalibrasyonlar var. Bunu yapan vatandaş amatör telsizciymiş. Bu şema bana ait değil, proje bana ait değil. Bu geleneksel bir proje zaten. Yani yıllardır kullanılan bir proje. Burada USB, LSB ve normal program dalgalarına göre frekans sapmalarını hesaplayarak buraya jumper yapmış. Kullanmak zorunda değiliz arkadaşlar ama bu frekans metreyi amatör telsizcilikte kullanacaksanız bu jumperlardan bir tanesini takabilirsiniz. Hangisi ise USB, LSB, CW dalga ve programlama dalgası olarak bu şekilde geçiyor. Evet. Burada bir tane de jumper var. Ben bu jumper'ı koymadım. Gerek duymadım. İsterseniz 8x2 LCD kullanabilirsiniz. Aynı bağlantılara sahiptir. İstiyorsanız da benim gibi 16x2 LCD kullanabilirsiniz. Eğer illaki 8x2 kullanacağım diyorsanız buradaki jumper'ı ben zaten kısa devre ettim. 16x2'de de aynı şekilde kullanılıyor. Herhangi bir problem yok. Evet. Şimdi malzemelerimizi tanıyalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu 16x2 yani 16 satır 2 sütun LCD panel. Burada osilatörümüz için 4 MHz kristalimiz var. Ekranın parlaklığını, aydınlığını, kontrastını gösterecek gösterecek bir tane trim potumuz var. Entegre soketimiz var. Ben soketli kullanıyorum arkadaşlar bu gibi şeyler. Çünkü entegreler artık pahalı.
Burada mikro denetleyici entegremiz var. PIC16F84. Aynı yazılımın 628'i için olanını bulamadım arkadaşlar. 628 biraz daha ucuzdur ama maalesef bulamadım. Bobinlerimiz var. Bir tane diyotumuz var. Kondansatörlerimiz var. Dirençlerimiz var. Elektrolitik kondansatörlerimiz var. Ve bunun adı da header arkadaşlar. Yani soket takmaya yarar. Bunlar var arkadaşlar. Evet, plaketimiz oldukça küçük. 5 cm'ye 4 cm'ydi sanırım. Ona sığdırdım. Evet. Hadi ilk önce entegremizin programını atalım. Evet arkadaşlar, entegremizi programlamamıza koyduk. Programı açtık. Zaten bunu yazılımsal olarak size vereceğim. Benim programımda ve programlayıcımda entegreyi otomatikman tanıyor arkadaşlar. Şimdi dosyayı import hex diyoruz. Zaten daha önceden yüklenmiş. Bunu yazdır diyoruz arkadaşlar. Evet, hata verdi. Neden? Entegre voltajını açmadınız dedi. Entegre voltajımızı açtık. Tekrar yaz diyoruz. Evet, hatamız yoksa arkadaşlar burada program okey diyecek. Yeşil ışık yanacak. Evet. Tamamdır arkadaşlar. Sadece bu kadar. Şimdi devrenin montajına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, devremiz hazır. Buraya ben 2SC3357 ekledim. Ama ben bu transistörü bulamam diyenler için de buraya normal transistör yeri ayırdım arkadaşlar. Dediğim gibi RF Power Transistör yazan, yani kataloğunda RF Power Transistör yazan herhangi bir transistör kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ekranımızı hazırladım. Kablomuzu taktım. Şimdi devremize elektrik verip ilk tepkiyi bir alalım. Evet arkadaşlar, LCD'mizin ışığı yandı ama görüntü gelmedi. Muhtemelen kontrasttandır. Hemen kontrastı ayarlayalım. Eğer kontrasttan değilse devremiz çalışmadı demektir. Bakıyoruz. Evet. Arkadaşlar bakın, kontrast dediğim olay buydu.
Evet arkadaşlar, devremiz ilk tepkiyi verdi. Şimdi bu devreye bir frekans girelim. Bakalım frekansı ölçebilecek mi? Evet arkadaşlar, devremize enerjiyi veriyoruz. Evet. Arkadaşlar, bu cihazı hatırlarsınız belki. Bu DDS kontrol kartı, yani frekans üretici, frekans sinüs üretici. Evet, şu anda 3.5 MHz'de. Bakalım ölçmüş mü? Evet arkadaşlar, ölçmüş. Şimdi frekansı biraz kaydıralım, biraz değiştirelim. Evet. Biraz hızlı değiştirelim. Evet. Frekans bandımızı değiştirelim arkadaşlar. 6.5 MHz. Hafif bir sapma var arkadaşlar. Bu sapmanın nedenini ve nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. 10.550. Bakın sapma hala var. 552 gösteriyor. 14.750. Evet. 19.150. Evet arkadaşlar, bakın bu cihaz direkt frekans çıkışını, sinyal girişine girdim. Başka bir şey yok. Direkt sinyal girişine girdim. Biraz daha değiştirelim. 21.250. Evet. Biraz daha değiştirelim. 25.500. .30405. Evet. Bu DDS'nin 50 MHz modülü çalışıyor muydu bilmiyorum. 28. Evet. Ve başa döndük. Neden başa döndük? 28 nereden çıktı? Ona bir bakalım ilk önce. 30'dan sonra 28'i gördük. O biraz tuhaf. Bu 28'den 50 MHz'e kadarmış. Pardon arkadaşlar. Tamam, sıkıntı yok. 28.540. 28.600. Evet arkadaşlar, devremiz çok ufak bir sapma payıyla çalıştı arkadaşlar. Şimdi bundaki detayları, ayrıntıları konuşalım. Evet arkadaşlar, şemaya geri döndüğümüzde burada bir olay var. Bakın. Burada 4 MHz kristalimiz var. Burada 33 pikofaradımız var. Burada 33 pikofarad trimer ayarlı kondansatörümüz var. Arkadaşlar, bunun amacı frekansı bir defaya mahsus kalibre etmek için. Çünkü baştan söylediğim gibi buradaki frekans, buradaki frekansın kaç katı, kaç eksiği, kaç fazlası olduğunu bu kristalin çarpanları tarafından hesaplanıp da ekrana döküyor. Eğer burası 4 MHz ise ve 4 MHz değil de 4 MHz 4.001.0015 gibi bir sapma payı varsa bu kristalde, bu ekranda gördüğümüz frekansı, yani şu anda DDS modülün ürettiği frekansla ekranda gördüğümüz frekansın çok hafif sapmalarına yol açacaktır arkadaşlar. Buraya ben, elimde yoktu 30-33 pikofarad kondansatör, direkt 33 pikofarad normal kondansatör koydum. Eğer ki çok düşük frekanstaki sapmalar sizin için önemli değilse, siz de 33 pikofarad normal bir kondansatör koyabilirsiniz. Ancak yok kardeşim, ben 4.4'lük bir ölçüm istiyorum, sonuna kadar ölçüm istiyorum diyorsanız, buraya bir 33 pikofarad kondansatör koyacak, trimer koyacaksınız, ayarlı kondansatör koyacaksınız. Benimki gibi bir DDS modülünüz olacak. Hata yapmayan bir sinüs üreticiniz olacak. Ekranda gördüğünüzün ikisini ayarlayana kadar bu kondansatörü çevireceksiniz. Ve ondan sonra bir daha çevirmenize gerek kalmayacak. Yani 4 MHz saniyede 4 milyon kez artı eksi yapması demektir arkadaşlar.
4 milyon 2 olsa, 4 milyon 5 olsa, yani küçücük zerre kadar bir sarkma payı olsa ekranda çok küçük farklarda frekansları değişik görebiliriz arkadaşlar. Ha, ben DDS, ürettiğim DDS'e güveniyorum ama DDS de yanılabilir. Sonuçta DDS de bir kristalle frekans üretiyordur. Sizin yaptığınız bu devre 4-4-3 çalışıyordur. Belki de DDS'te gördüğünüz frekans yanlıştır. O da olabilir. Dolayısıyla %95 başarıyla devremiz çalıştı arkadaşlar. Şimdi baskı devrede anlatması daha kolay. Şimdi arkadaşlar, frekansı girdik. Kondansörden filtre ettik. Bakın şurada ben kendi elimde 2SC3057 bolca olduğu için ben 2SC3057 kullandım. Arkadaşlar 2SC3057 muhteşem bir transistör. Bunlardan edinin. Gerçekten yani Çin'den mi alıyorsunuz bu işin? Hani muhteşem bir sürücü transistördür arkadaşlar. Bence alın. Ha, ben alamam, uğraşamam, bulamam diyorsanız bakın buraya 3 tane pet koydum. Base, kolektör, emitter. Bunlara uygun RF power transistör kullanabilirsiniz. Mesela BF199 kullandım. Çalışmadı arkadaşlar. Ama muhtemelen 2N2219 çalışabilir. Sahtesini bulmazsanız BFR91 çalışabilir. Hatta çalışır. Bunun gibi arkadaşlar. Bakın ben buraya direkt 33 pikofarad kondansatör koydum. Buraya normalde trimmer gelmesi gerekiyordu. Elimde trimmer yoktu. Çok da önemli değil açıkçası. Yani %95'ini doğru ölçtü arkadaşlar. Onun haricinde diyeceğim bir şey var mı diye bakıyorum. LCD'nin sıralamasına dikkat edin arkadaşlar. LCD'nin üzerinde 1'den 16'ya kadar sayılar vardır. 1'den başlar, 16'da biter. Bu devrede 1 bu taraftan başlıyor. Yanlış takmayın. İstiyorsanız benim gibi kablolu da yapabilirsiniz. İstiyorsanız kısa kısa kablolar lehimleyip onu da yapabilirsiniz. Ama LCD'nin sıralamasına dikkat edin. Buradaki kalibrasyon bizim hata kalibrasyonumuz değil arkadaşlar. Buradaki kalibrasyon amatör telsizcilik cihazları var. QRP denilen cihazlar var. Onların ürettiği sinyallere göre USB, LSB ve CV dalgaların kalibrasyonu. Yani programı yazan vatandaş bunları da düşünmüş ve ona göre bir sapma payı bırakarak kalibrasyon yapmış. Yani elle ayarlı bir sapma değil. Evet arkadaşlar. Olayımız bu. Buradan transistörden buraya gelen zayıf sinyal işleniyor. Burada transistörden zayıf sinyal biraz daha yüksek bir sinyal haline geliyor. Buradan dirençten geçerek entegrenin 3. ayağına giriyor. 3. ayağı sayıcı arkadaşlar. Kristal frekansının çarpanına göre buradaki frekansı ekrana döküyor. Yani kıyas yapıp ekrana döküyor. Buradaki teker teker saymıyor. Kristal frekansıyla kıyas yaparak ekrana döküyor. Şimdi bu devremiz 0 ile 60 MHz arasında ölçüm yapıyor arkadaşlar. 60 MHz'e kadar bütün frekansları görebiliyor. Arkadaşlar ben özellikle acaba dedim 60 MHz'in üzerine ölçer mi diye bir tane küçük FM PLL bağladım. 87'leri falan göremiyor. Yani doğru 60 MHz'e kadar sayısal olarak hesap yapıp ekrana dökebiliyor arkadaşlar. Devrede dikkat etmeniz gereken sadece LCD'nin sıralaması ve görüntü gelmez ise potansiyometreyi, yani buradaki trim potu unutmayın. Ayarlamayı unutmayın. Muhtemelen ekranın görünürlüğü kapalı olabilir. Arkadaşlar 9 ile 12 voltta çalıştırıyorsunuz. 5 voltun altına inmiyorsunuz. Eğer ki ben direkt 5 volt ile çalıştıracağım diyorsanız bu şu kondansatörle şu 7805'i takmak zorunda değilsiniz. Voltajı buradan vereceksiniz ama. Yani 7805'in olması gereken yerin 3. ayağından vereceksiniz. Malzemelerin yönlerine dikkat edin. Bunun haricinde devremiz çalışıyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntımız yok. 16F84 entegresi bulacaksınız. 628'e programı atınca çalışmıyor. Onu da denedim. Evet arkadaşlar. Devremiz çalıştı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.